Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınları hazırladı TYT geometri soru bankası kitabında yamuk konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Buyurun, çözümlere başlayalım. ABC'de dik yamuğu şeklindeki şekil 1'deki kartonun C köşesi AD doğrusu üzerine gelecek şekilde katlanınca şekil 2 oluşuyor. Evet, bunu böyle katlamışız. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk? Katlamada eski haline bir geri açıyorduk. Şunu şöyle bir açalım arkadaşlar. Açtığımız zaman Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası x e, burası da nedir? x'tir. Şu kenarla da şu kenar eşit. 2'dir. Ve aynı zamanda bak burası 90 ise burası da 90 değil mi? Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit oluyordu. Hocam şu açılar da birbirine eşit. Hocam bu açılar da birbirine eşit. Hmm, tamam açı ortayları da yazdık. Ve daha öncesinden beri hep uyardığımız nokta şuydu. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde ya paralellik ve açı ortaylık aynı anda verildiğinde ne yapın diyorduk. Hocam ikiz kenarlığa dikkat edin diyorduk. Yani Z'ye dikkat edin diyorduk. Bak Z var mı? Şunu da yapamam. Şurada kaç ortaydı. Ama buradakinde hocam şöyle bir Z var. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Z'den dolayı hop burası da çizgi oldu. A hocam çizgiye çizgi. İkiz kenar. E o zaman bitti. A burada bir Pisagor bağıntısı. 6'nın karesi 4'ün karesi artı x'in karesinden. 36'dan 16 çıktı. 20 eşittir x kareden. X de buradan kök 20. Yani bu 4 çarp 5 olduğundan dışarıya 4 dışarıya 2 diye çıktı. Cevabımız da böylelikle 2 kök 5 yaptı. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. ABC'de bir ikizkenar yamuk olarak verilmiş. İkizkenar yamuğun alanı nedir diye soruldu. İkizkenar yamukta iki taktiğimiz vardı. Ya köşegenleri çizecektik ya da dikmeleri çizecektik. Çok da sıkışırsak ne yapıyorduk? Açılara dalıyorduk değil mi gençler? Evet burada ne yapacağız? Tabii ki şu dikmeler mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Şuradaki dikmeleri çizdim hemen. Hocam dikmeleri çizince 5 ise burası 5 şuraya A dersem burası daha mıdır? Çizdiğimiz dikmelerde şu parçalar birbirine eşit oluyordu. E hocam burası 15 eksi A oldu o zaman yukarısı da 15 eksi A oldu. E bizden de isteniyor yamuğun alanı. Ne duruyorsun? Haydi çözsene. Yani alt taban artı üst taban. Alt tabanımız 15 burası 5 burası 5 burası yani 20 artı A. 20 artı A artı üst tabanımız da o şansa bak 20 eksi A yaptı. Çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Hocam şunlar gitti. Yani bu 40 çarpı 12 bölü 2 eşit oldu. E 2 ile bu sadeleşince içinde 20. O zaman cevapta kaç yaptı arkadaşlar? 240 yaptı. Yani cevap Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre x nedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız burada? Hocam özel bir durum var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. E, dik tabanı keş parçaya bölmüş aklımıza ne gelecekti? Tabii ki ikizkenar kenar hocam. Hemen ikiz kenarı yapıştırdık. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. E soru bitti. Pisagordan burayı bulup e, 1'in karesi artı 8'in karesi 64, 65. Burası kök 65 yaptı. E o zaman burası da kök 65. Bir de burada Pisagor yaparsam kök 65'in karesi eşittir. X'in karesi artı 2 kök onun karesine eşittir. Yani bu 40 yaptı. E 65'ten 40 çıkınca 25 yaptı. 25 x kare eşitse x de buradan kaç oldu gençler? 5 oldu. Cevap Akçay. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun alanı nedir diye soruluyor. Hocam neyi bulacağız biz? Alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2. Belki uzunlukla alakalı bir şey bulursak alan dağıtımı da yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle ne yapalım? Öncelikle şunu yapalım bence. Aa, özel bir durum var. Bak yükseklik aynı zamanda açı Aklına ne geldi? Evet. Hem yükseklik hem açı oraya. Bakın üçgen bilgileri hala daha karşımıza çıkıyor. O zaman üçgeni oluşturalım şöyle arkadaşlar. Niye üçgeni şöyle oluşturduk? Hocam şu yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik ee, kollarında ikiz kenar olmayacak mı arkadaşlar böyle? Hemen aklımıza ikiz kenar geldi. Hocam ikiz kenar bu şekilde ve tabanı da iki parçaya bölecek. Yani burası da ne çıktı? 9 çıktı arkadaşım. Peki sonrasında ne yapacağız? E hocam. Bu ikiz kenar üçgen. Yükseklik tabanı eş parçaya böldü. Hatta 9, 12, 15 diyebiliriz buraya. Aa hocam şunlar birbirine paralel ya. Ne çıktı burada? Ee, şunlar da birbirine eşit olduğu için bir orta taban çıktı. Yani 15 ise burası ne olacak? 15 bölü 2 olacak. Şimdi gençler alt taban ve üst taban belli. Burada şuna ait yüksekliği çizip alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Ama bence böyle yapacağımıza yamukta da biz şöyle yapabiliyorduk. Atıyorum burası 2K burası 5K ise Hocam ters düz üçgenlerdeki alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır diye söylüyorduk. Niye? Çünkü yüksekleri aynı olduğundan dolayı. E burada da hocam burada 15 bölü 2 var. Burada da 15 tabanı var. Bakın e yani burada 1'e 2 oran var değil mi? Şöyle baktığınız zaman 15 bölü 2 15. O zaman burada kalan A ise burada kalan kesinlikle 2A diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Çünkü bakın burası K burası 2K diyelim şöyle. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A'dır. Yamukta böyle ters düz üçgenlerde alan dağıtımı yapabiliriz. Önemli bir şey Kullanıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin buna. E, o zaman burada ben 2A alanı bulabilirim. 2A alanı 9 çarpı 12 bölü 2 eşit. Hocam e, şu 2 ile bu sadeleşti. 6 bir daha bölü 2. 3 3 kere 9 27 çıktı A alanı. Buradan A alanı 27 bulduk. Bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı isteniyor. Yani 3A isteniyor. 3 çarpı 27'den cevap 81 çıkar gençler. Evet 81 oldu. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Şekil 1'de verilen ABC'de dikdörtgen biçimdeki kartonun CD kenarı üzerinde D, E eşittir, FC olacak şekilde E ve F noktaları belirleniyor. Öncelikle şunlar birbirine eşit verilmiş. Hocam dikdörtgenden dolayı bunlar da birbirine eşit. E, burası da 90 derece olduğundan bu üçgenler eş üçgen oldu mu? Oldu. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit. Hatta şuradaki açı E ve F açıları da birbirine eşit. E açısıyla alakalı bir şey dediği için hemen oraya bir şey yazmak istemedim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir katlama yapılmış. Katlamayı ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz arkadaşlar. Değil mi? Hop hop. Geri getirdik bakalım. Hocam burası 90 derece. Burası da 90 derece. Eyvallah. Şimdi ben bunu böyle katladığım zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Kenarlarla işim yok galiba. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Burada da aynısı. Hocam 90'sa burası da 90 oluyor sadece. 90'sa burası da 90 oluyor. Hocam üst üste binen açılar şurada birbirine eşit olacak. O zaman noktaysa burası da nokta oldu. Aa ne çıktı burada? Hocam 60, 60 ve 60 çıktı. 60, 90 ise 30. E hocam bu üçgenle bu üçgen aynıydı. Bu da 30, 60, 90. Üst üste binen açılar eşit. Burası da 60, burası da 60 oldu mu? Evet. Şurayı da unutmayalım. Burası da 30 oldu. E hocam burası da 30 oldu. Çünkü tamamı 90 olacağından. Katlamadan dolayı 30 30. Tamamı 90 olacağından burası da 30 oldu. E bize neler verilmiş verilen bilgilere bakalım. Şekil 2'de AE uzunluğu 18 verilmiş. Tamam. E hocam aynı üçgenlerde bunlar zaten. E o zaman burası da 18. Sonra CD uzunluğunda 3 vermişler. Burası da 3. Şimdi bizden ABCD kartonun alanı isteniyor. Dik kenarları bulursam olay bitti. Gençler bakın burada ne var? Açı ortay. Bak şu yamuğa diye ulaşın. Hocam bu açı ortay bu da açı ortay. E açı ortaylar nasıl kesiliyor arkadaşlar? Dik ve taban üzerinde. Yani şurası tam orta taban üzerinde oldu. Bu da açı ortay. Bu da açı ortay. Dik ve orta taban üzerinde kesiyor. Bu da orta taban üzerinde kesiyor. O zaman bizim orta taban çizgisi tam olarak bunlar böyle üzerinden geçmek zorunda olduğundan eşit oldu. E hocam burası 9 9 oldu. E muhteşem üçten dolayı burası da 9 mu oldu? Aynı şekilde 9 9 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçten dolayı burası da 9 oldu. Tamamı 9 burası 6. Tamamı 9 burası 6 oldu. Ve ben orta taban uzunluğunu bulmuş oldum. Kaç çıktı? 6, 6, 12, 3 daha 15 oldu. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi buradaki 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı kaçtır? 9'dur. Burada da burası da 9'dur. Hocam ben şuraya A dersem A'yı bulursam tüm alanı da bulurum. Burada 30'un karşısı 9 60'ı karşısı da 9 köküç olduğunu da yazalım. Sonra şununla şunun çarpımı yapacağım. E orta tabanı buldum. Orta tabanı yollaşayım. 15 neye eşittir arkadaşlar? 15 dediğimiz uzunluk orta taban alt taban artı üst taban bölü 2. E burası a iken dikdörtgen olduğundan yukarısı a artı 18 ise burası da a artı 18. A artı 18 artı a bölü 2 eşit. Yani 30 eşittir 2a artı 18'den 2a eşittir 12'den a'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. E a 6 o zaman a 6 ise burası kaç çıktı arkadaşlar? 24 çıktı. Senden alan isteniyor. Alan da ne olacaktır arkadaşlar? 9 kök 3 ile 24'ün çarpımı. O zaman alan neye eşit oluyor? 4 kere 9 36 18 216 köküçe eşit oluyor. Yani cevabımız böylelikle Cihan çıktı. Yukarıda verilere göre EHX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar benim dikkatimi çeken şu. Hocam burası 90 burası da 90. E burada ne var? Dikmeler birbirine eşit. Nerede dikmeler birbirine eşit oluyordu? Açı ortayda. E o zaman şunu şöyle çizecek olursak hop şöyle açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir açı ortay. Ve burası x e, burası da x midir arkadaşım? Evet. Hatta tam tersi de var burada bakın. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Bu da açıortay diyebiliriz arkadaşlar. Aynısı burada da mı var 6'ya 6? Hocam burada da kollara çizilen dikmeler eşit. E o zaman yine aklıma hop şunu şöyle çizecek olursam. Hocam bu da açıortay oldu. Şöyle. açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Hatta bu da tersten böyle. Ama bu arada ayırtları yerler yine birbirine eşittir x. Tersten yere baktığın zaman yine kollar açılandıkları işte oldu. Bu da açı ortay oldu arkadaşlar. E tamam. Her şey çıktı meydana. Ne çıktı arkadaşlar? Bakın şuraya A A B B diyecek olursak e, şuraya A A B B diyecek olursak 2 A artı 2 B eşittir 180'den A artı B kaç çıktı o zaman? 90 mı çıktı? Evet. Şurası 90 oldu. E hocam dikten dik çizilmiş oldu. Yani ne var burada? Öklit. Yani x'in karesi eşittir 3 çarpı alttan x buradan kök 18'e eşit olacaktır. O da kaça eşittir? 3 kök 2 eşittir. Yani cevabımız Denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre ABCD yamuğunun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Şimdi burada K verilmiş, burası da 2K verilmiş. FB uzunluğu K iken burası 2K. Aynı zamanda şunlar paralelse Tales amcadan dolayı 2'ye 1 oran varsa burası da 2A ise burası da nedir? A'dır. Şimdi arkadaşlar aslında böyle oran var. Böyle benzerlikten benzerlikten gidebiliriz ama bence uzatmış oluruz. Burada o hem oranlamalar var hem alan var. Bir alan dağıtmayı yapalım. Alan dağıtmayı yapamazsak eğer sonrasında şeyi düşünebiliriz. Neyi düşünebiliriz? Sonrasında o benzerlik hikayesini düşünebiliriz bence. E, burada bak K'da 12 alanı var. Hocam K'da 12 alanı varsa hop şöyle üçgen oluşturacak olursam yamuğun alan isteniyor. K'da kalan 12 ise 2K'da kalan kaçtır arkadaşlar? 24'tür. E şuraya bakacak olursam 2A'daki alan 8 A'da kalan kaç yapar? Tepe noktası C'ye baktığımız zaman 2A'daki 8 ise 4 katı 4 katı burası da 4 yapar. A tüm alanı bulmuş oldum. Bitti. Hiçbir şekilde benzerlik benzerlik yapmama gerek yokmuş. Yani tüm alan 8, 4, 24 ve 12'nin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. 36, 40, 48 mi yapıyor? Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Yukarıda verilere göre ECX nedir diye soruluyor. Bize bir de alan da verilmiş arkadaşlar. E, bu X kenar verilmiş. X kenar taban da mevcut. Ya da X kenar dik üçgen olduğundan burası 45-45 değil midir? Evet. Hocam X kenar üçgen. Zaten bana yamuğun alanı verildiği için yamuğa ait yükseklik lazım. Ben bu X kenardaki yüksekliği çizince arkadaşlar ne çıktı burada? 45-90. Burası da 45. E, bu X kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda yükseklik kenar ortaydır. E, 45-45-90 üçgenden burası da 8 çıktı e bu ikizkenar dik üçgenin yüksekliği aynı zamanda yamuğun da yüksekliği oldu mu? Oldu. E bizim alanı da vermişse 84 alanı neye eşit? Alt taban artı üst taban. Yani 16 artı 2 artı x çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verecektir. Buradan o zaman işlemlerimizi yapacak olursak. Şununla şu sadeleşirse 4. 4 ile de 84 sadeleşirse 21. 21 neye eşit? 18 artı x'e eşit oldu. X de buradan kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. Direkt arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oldu. ABCD dik yamuk ve uzunluklar verilmiş ve x kaçtır diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Valla arkadaşlar şurada eşitlik var. Eşitlik gördüğümüzde ta üçgenden beri biliyoruz. Üçgenden beri ne yapıyoruz? Ort tabanı çiziyoruz. Yamukta da böyle eşitlik varsa ort tabanı çizeceğiz tabii ki. Bazı arkadaşlar şu oranı kullanmak için böyle dışarıya falan uzatabilir. O da olur arkadaşlar. Sıkıntı değil. A biz genelde içeri doğru çiziyoruz. İçeri çizdiğimizde kelebek oluşmasını istiyoruz ya genelde. Ama kelebek oluşmasa da burada bir orta taban çizgisi olduğundan sanki buradan soru çözülebilir arkadaşlar. Bence sıkıntı yok. Ama şunu söyleyeyim sanki şöyle uzattığımızda daha mı kolay çıkacak? Belki daha da kolay olabilir arkadaşlar. Siz denersiniz. Ben vallahi ne yapıyorum? Orta taban benim için daha değerli. Ort tabandan çözüyorum. Buradan çizdim ort taban. Bu üçüne de paralel. ikisine de paralel. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 90 ise burası da 90 oldu. E x artı 2 bölü 2. Hocam burası x artı 2 bölü 2. E şunlar da birbirine eşit değil mi gençler? Evet ort taban çizgisi olduğundan dolayı. E madem ort taban çizgisi. Madem birbirine eşit. Madem x artı 2 bölü 2. Bak burada e, şey var aslında. Ne var burada? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Dik tabanı keş parçaya böldüğünden ikiz kenar. Üçgendir burası. O zaman x kenar dik üçgenden dolayı burası da 45-45 yaptı. A 45-90 ise burası da 45 yaptı. x artı 2 bölü 2 ise burası da x artı 2 bölü 2. Burası da x artı 2 bölü 2. Toplam şurası ne yaptı? x artı 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. E dik yamuk ve x isteniyor. E dik yamuk da her şey çıktı meydana. Bakın şöyle daha net bir şekilde çizelim. Burası x artı 2. Burası 2. Burası x. Burası da 20 demiş. E sen bu öyle bir dik yamuk gördüğün zaman ne yaparsın? Buradaki dik yamukta hop dik dörtgen çizerek işi halledebilirsin. 2 ise buraya 2 dersin. Buraya x eksi 2 kalır. Burası da x artı 2. Pisagor. 20'nin karesi eşittir. x eksi 2'nin karesi artı x artı 2'nin karesi deyip işlem işlem işlem. X'i buradan bulursun. A bence arkadaşlar 20 var burada. Büyük ihtimalle 20 dediğimiz nedir? 12, 16, 20 değil mi? 12-16-20 yapması için 14 yazarsam 12-16-20 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 14 çıktı. Yani her zaman söylüyoruz. Geometride bilen insan hisseder. Bilmeyen insan sallar diyoruz. Bildiğimiz için hissediyoruz. 20'den dolayı yola çıktık. Yoksa burada işlem kalabalığını yap kardeşim sen. Ne yap? Gerek var mı? Bence yok. Evet cevap denizli oldu. DC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. K'ya 3K verilmiş. ABCD yamuğun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir de alan DCK'ya 8 vermişler. Burayı da ne vermişler arkadaşlar? 48 vermişler. 48 vermişler. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Hocam ee, tabana ait yüksekliklerin oranlamasını ben bulabilirim işte. Nasıl bulabilirim? Şöyle. Yüksekliklerden yola çıkabiliriz. Hocam şuraya bir şey diyecek olursam. Şuraya da bir Başka bir şey diyecek olursam. Sonuçta yamuğun alanı içinde orayı da halletmem lazım herhalde. Şurayı da 8'i de şöyle diyeyim arkadaşlar. Yeşil alan tamamı 8. Şimdi gençler şuraya ben x buraya da y diyecek olursam. Dikkat edin k çarpı x bölü 2 ne eşit? k çarpı x bölü 2 eşittir 8 hocam. Başka ne var burada? 3k çarpı 48 bölü 2 değil mi? 3k çarpı pardon 3k çarpı y bölü 2 de neye eşit arkadaşlar? 48'e eşit. E ben buradan ne bulurum arkadaşlar? kx'i 16 bulurum. Buradan ne bulurum arkadaşlar? KY'yi bu 3'e bölsen 16 32 mi bulurum? Evet. KX 16 KY 32. Taraf tarafa oranlayarak X bölü Y direkt çıkar aslında ama bazı arkadaşlar işte şey yapar. K'ları yalnız bırakır. K buradan neye eşit arkadaşlar? 16 bölü X'e eşit. Aynı zamanda K buradan neye eşit? 32 bölü Y'ye eşit. O zaman buradan X bölü Y ne oldu arkadaşlar? X bölü Y ya da şöyle şey yapabiliriz. Şunlar sadeleşse burası 2. Buradan y eşittir. 2x mi geldi? Evet. Y yerine şöyle bir 2x yazalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? Bana şu lazım. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı için ne lazım? Alt taban artı üst taban. 4k çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimizde 3x mi oldu? 3x bölü 2 lazım. Yani bu 12 6kx mi yaptı arkadaşlar? Evet. 6kx isteniyor bizden. E hocam biz kx zaten bak şurada bulmuştuk biraz önce kx yerine 16 yazarsak cevap 6 çarpı 16'dan neye eşit oluyor o zaman? 96'ya eşit oluyor. Yani cevabımız balıkesir kesir oldu. ABCD yamun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada bir ikiz kenarlık var. Ben bu ikiz kenarlığı kullanacağım. Hocam şu açılar birbirine eşit olsun. Ne yapabilirim? Taban mevcut olsa tabanla ait yükseklik çizebilirim belki arkadaşlar. Ama burada oran var aslında. 4 ve 6 sayıları var ya aslında oran var. Bu oranı kullanmak için. Hocam şöyle içe paralel çizsem kelebek oluşmadı. O zaman ne yapacağız gençler? Dışarıya doğru uzatacağız. Hop şöyle. Dışarıya doğru uzattık arkadaşlar bu oranı kullanmak için. Şimdi bu x kenarlı da kullanacağız tabi. Hocam şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Z'den dolayı bakın burası da nokta açısı oldu. Ters açıdan dolayı burası da nokta açısı oldu. E o zaman 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Ya da hocam kelebekteki oran 4 bölü 6. E 4 bölü 6'dan dolayı direkt altta yazabilirdik arkadaşlar buraya. Sonra ne yapacağız? Sonra buradaki şeyi kullanmam lazım benim. Buradaki 90'ı kullanmam lazım. Ya açılara da daldık. Açılardan devam edelim isterseniz. Alfa alfa dedik. Alfa alfa dedik. E ee, hocam bu 90 ya. Şuraya bir beta diyecek olursam. Alfa artı beta 90 ya. Şöyle şuradaki açı arkadaşlar. E ee, alfa 90'sa burası da beta mı? Evet. Aa hocam ne çıktı burada? Beta'ya beta. Yani şurası da eşit oldu değil mi? Şununla şu. Hatta bak eşit 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 muhteşem de fark edebilirdik aslında. Ama neyse açılara daldık da fark ettik. Hocam 6 iken burası da 6 oldu. E o zaman burası 6 iken burası da 6 oldu mu? Oldu. ABC'de yamuğun alanı isteniliyor bizden. Gençler şimdi dik yamuğun alanı isteniyor. E bu dik yamuğun alanını artık ben bulabilirim. Yan tarafa çizeyim isterseniz. Bütün eksik parçalar tamamlandı çünkü. Hocam burası 4, burası 10, burası da 12. Ben yamuğun alanını bulmak için şuradaki x'i bulmam lazım. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Hop şuradan bir dikdörtgen çizersek. Dik yamukta olmazsa olmazlarımızdan değil mi arkadaşlar? 4 ise 4, Hocam buraya 8 kaldı. E 8 olsa burası 6 yaptı. X dediğimiz uzunluk da 6 oldu. O zaman alan dikdörtgen artı üçgenin alanı diyebilirsiniz. Ya da direkt alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 direkt alana eşit olacaktır. Bu e, 16 ile 2 sadeleşince 8. 6 kere 8 de kaç yaptı arkadaşlar? 48 yaptı. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. <laughs>